Bugün çok acayip bir motorla beraberiz. Yazılımlı CF250NK. Türkiye'de ilk ve tek. Her zaman bahsedilen o yazılım atılıyor mu, atıldı mı, atılacak mı, atılsa nasıl gider, şöyle mi olur, böyle mi olur? Bütün sorulara cevap vereceğiz. Motorun sahibi arkadaş da yanında. Onunla beraber gelin soruları cevaplayalım. Şimdi motosikletin sahibi Ömer yanımda. Soruları ben soracağım, o cevaplayacak. Hızlı bir şekilde, hiç sizi bekletmeden. Evet Ömer, motor kaç model, kaç binde? 21 model 15 bin kilometrede. 21 model 15 bin kilometrede. Abi yazılım nedir? Ne yaptın? Nasıl geçti süreç? Hemen bize anlat. Motoru sıfır mı aldın, ikinci el mi aldın? Motoru sıfır aldım. Aha. Onun haricinde yazılım hani seri olarak yapılan bir şey değil. Sevdiğim bir abimin ricamı kabul etmesiyle yapılan bir şey. Hani normalde seri bir şekilde yapılan bir şey değil. Çok uğraş verilmiş bir şey. Bana söylediği şey, beyni bana gönderiyorsun ama beynin hani bozulabilir, yanabilir. Bu şekilde ben bunları göz alarak yaptırdım. Tamam, sen motoru sıfır aldın, beyni çıkarttın. Kaç kilometredeydi? Beyni çıkardığımda mı? Evet. 1500 falan, 2000 falan. 1500 kilometredeyken arkadaşınız beyni çıkarıyor, yolluyor abisine tanıdık İzmir'de. Bu arada bu adam bu işi seri olarak yapmıyor kesinlikle. Sadece Ömer'in ricası üzerine yapmış. İzmir'e göndermiş beyni. Hop, beyin geri geliyor yazılım atıldıktan sonra. Ömer, ne gibi değişiklikler oldu motorda? Yani biz normalde hızlı işimiz olmadığı için sadece torku odaklandık. Hani dişliler değişti. Onun haricinde beyne de torku üzerine bir yazılım atıldı. Şu anda hani motor yerinde durmuyor. Zaten abi sen sürdün, daha iyi bilirsin. Aynen, motoru ben de sürdüm. Harbiden bir farklılık var yani. Göze çarpıyor hissederken böyle. Hele de birinci, ikinci vitesteyken abi gideyim kalayım falan filan zıplıyor mupluyor bir şeyler yapıyor. Motor acayip olmuş gerçekten. Ömer, kaç bin lira yaptırdın? Net bir fiyat vermedi bana ama tanıdık olduğu için ben 2000 liraya yaptırdım. 2000 lira. Güzel fiyat. Evet. Peki yakıtta artış oldu mu? Tabii ki. Hani zaten dişliler değiştiği için motor daha bir torklandı. Onun şeyi de biraz daha benzin arttı yani. Ha, sen 5 sonu... gideceğim yolu 7000 ile ne bileyim 6000 ile falan gittiğim için benzinde biraz artış oldu. Dişler değiştiği için yazılımda farkıyla normalde atıyorum 80 ile 5000 devirde gideceğine Ömer 80 ile 7000 devirde gidiyor. Tabi bu yakıta biraz daha yansıyor. Tabii ki yani dişlileri değişsek, dişleri küçültsek normal NK'dan daha az gider. Ama şu an normal NK ile neredeyse aynı gidiyor. 165 falan gidiyor ama dişlisi büyük olduğu için normalde dişliyi küçültsek 176'lara kadar çıkar diye düşünüyorum. 176'ya kadar çıkar. Motosikleti top speed'ini deneyemiyoruz çünkü şu an dişliler değişik. Yani büyük dişli, stand dişli takıl üzerinde. Bununla top speed denenmez. Ama 0-100'ü zaten iki kişi çektik, oraya göreceksiniz. 0-100'e harbiden yani iki kişi olmasa da sanki tek kişiymiş gibi 250'likte gazlıyormuşsun gibi. Benim gerçekten hoşuma gitti. Şahsen ben de alsaydım büyük ihtimal yaptırırdım. Ömer, ekleyebileceğim bir şey var mı? Yani ekleyebileceğim bir şey yok. Sen tavsiye eder misin arkadaşlara? Kesinlikle CF'yi tavsiye ederim ama 2019-2020 modellerden uzak durmalarını öneririm. Hani bu şasisi tüp olanlar var ya abi. Onlardan uzak durun, yıldız jantlardan. Geneli kronik oluyor ama 20-21'nin ikinci yarısı ve 21-22'ler 10 numara motosiklet. Onun haricinde bir şey diyemem. Evet, 15.000 kilometrede kullanıyor arkadaşımız. 1500'de yaptırmış. 13.500'dür yani yazılımlı motor. Evet. Biz asıl konumuz CF'yi incelemek değil, yazılımlı bir CF'yi tanıtabilmek size. Bu arkadaş da 13.000 kilometredir kullanıyor. Size net her şeyi açık bir şekilde. Ya zaten motorunu satmıyor. Hani böyle bir düşüncesi de yok. Böyle bir övme falan, evet, öyle bir herhangi bir şey yok. Net neyse o. Adam hiçbir sıkıntı çekmemiş. Bunlar güzel. Yazılımda en çok bilmeyen arkadaş varsa yazılımı çok kısaca bahsedeyim. Yani dizel araçlara genelde yaptırılır. Benzinli araçlara da yaptırılır. Motosiklete çok gördüğümüz bir şey değil açıkçası. Bu motosiklete arkadaşımız yaptırmış. Bayağı da beğenmiş. Ben de sürdüm. Gerçekten güzel. Motosikletin yakıt haritasıyla ve beyniyle yapılan yazılımlarla normalde motosikletin limiti atıyorum 9000 devire kadarsa, yani üretici bunu oraya kadar ayarlıyor ki sen fazla zor yapıp makineyi kırmayasın, bozmayasın diye. Yazılımda bu devir sayısı artırılıyor. Tabii bu şekilde tork ve hız olarak da bir yansıma oluyor. Ama motorun tabii yakmasıdır veya motorun yakıtından biraz sarf edecek. Tabii ki normal, doğal olarak. Biraz da ömründen gidecek. Bunları göze almak lazım. Bir şey var abi. Bu arada tabii, hani bu yazılım kesinlikle abartılmadan yapılmıştır. Hani daha üste de çıkabilir ama bu sefer motora zarar verir dediler. Şu anki yaptığım yazılımın öyle aman aman bir zararı yok. Sadece dişlilere zarar veriyor. Çünkü çok çevirdiği için bazen dişli atması falan oluyor. Hani zincir atması oluyor. Onun haricinde bir sıkıntısı olmuyor. Ya belki daha güzel, daha kalite bir dişli zincirle belki o da giderilebilir.
Şimdi NK'nın üzerindeyiz. İki kişiyiz. Motorun tepkileri harbiden acayip yani. 250'lik makine gibi gelmiyor. Daha böyle bir 300-350 havası var. Şöyle ikinci vitesteyim. 2 kişi olmamıza rağmen yani 75 ben, 60 da arkadaş desen 135 kilo, 250'si makine için harbiden yazılım fark etmiş. Bu ikinci, üçüncü vitesi acayip. Şöyle biraz gazlayayım. Frenden oturuş pozisyonundan bahsetmeyeceğim. Bunlar zaten normal NK. Amaç burada yazılımlı NK'yı bir nebze olsun tanıtabilmek. Ama hoşuma gitti yani. Vallahi ben de olsam yapardım herhalde ya. Bir NK'm olsa yazılım attırırdım yani. Harbiden farklı diğer NK'lara göre. Şöyle bir 0-100 deniyorum. İki kişiyiz. Vallahi çok güzel gidiyor ha. Mükemmel. Abi üzer yani. Çoğu 250'yi üzer söyleyeyim. Arkadaşlar CF250 NK yazılımlı böyleydi. Olabildiğince kısa, öz ve net bir şekilde anlatmaya çalıştık. Sorularınız olursa Ömer'e Instagram'da da sorabilirsiniz. 88fest. Evet. Neydi Instagram? 88fest. 88fest. Burada yazıyor zaten. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Ömer bu işi çözmüş. 13500'dür. Yazılımlı şekilde kullanıyor. Ben de test ettim. Dediğim gibi gidişi midişi 10 numara. Tavsiye ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.